üreticiler, çiftçiler ve bugün de Tarım Bakanlığımızın bütçesini görüşüyoruz. Yani bütün çiftçilerimizin gözü bu bütçede. Burada acaba çiftçilerimizin lehine ne çıkacak? Bu dönem 2022 bütçesinde çiftçilerimiz bu krizin etkilerini azaltacak bir pay alacaklar mı? Bunu bekliyorlar. Ben tekrara girmemek adına Sabah Partimizin sözcüleri ve komisyon üyelerimiz genel değerlendirmeleri yaptılar. Ben de Sayın Bakan, seçim bölgem Adıyaman'la ilgili birkaç değerlendirme yapmak istiyorum ve bölgede çiftçilerimizin, üreticilerimizin beklentilerini sizlere iletmek istiyorum. Sayın Bakan, seçim bölgem Adıyaman, siz de takdir edersiniz, GAP illeri arasında yer almaktadır ve Adıyaman GAP illeri arasında GAP yatırımlarından hiç nasibini almamış bir kent. Özellikle bizim bölgemizdeki barajlar, göletler, sulama kanalları konusunda çok ciddi anlamda eksikler var. 19 yıllık AK Parti iktidarı döneminde bugüne kadar olumlu neticelenen hiçbir çalışmanız yok ve bunun da bütün Adıyaman'da bunun farkında. Sabahki konuşmanızda aynen şunu söylediniz, suyun gücünü milletimizle buluşturmaya devam ediyoruz dediniz. Adıyaman milletvekili olarak şunu samimiyetle söylüyorum. Biz Adıyamanlı olarak suyun gücünü maalesef bir türlü alamadık ve suyun gücüyle topraklarımız buluşmadı ve şu anda Adıyaman Atatürk Barajı'nın kenarında, dünyanın en büyük barajlarından birisinin kenarında kuru tarım yapıyor. Her sene biz bütçe görüşmelerinde bunu söylüyoruz. Ancak söylediklerimiz sadece tutanaklarda kalıyor. Bu konuda bakanlığımızın yatırımlarında ciddi bir çalışma yok. Kaplumbağa hızıyla barajların çalışmaları devam ediyor. Adıyaman'ın gerçekten kaderini değiştirecek olan Gömükhan, Koçali ve Çetintepe barajlarında ciddi anlamda eksikler ve ödenek eksikliği nedeniyle çok büyük aksamalar var. Adıyaman halkı sizlere aynen şunu soruyor. Turuş Ovası, Adıyaman Ovası, Kahta, Samsat Ovası, Beysin Ovası suyla ne zaman tanışacak, ne zaman buluşacak? 19 yıl geçti. Daha neyi bekliyorsunuz? Ben de ilin vekili olarak soruyorum. Neyi bekliyorsunuz? Böyle kıymetli toprakları suyla buluşturmak için neden üzerinize düşeni yapmıyorsunuz? Sudadan arazi kiralayacağınıza Adıyaman'ın topraklarını suyla buluşturun. Adıyaman üretsin, çiftçimiz üretsin ve ülkemiz kalkınsın diyoruz. Bu konuda sizleri halkımıza şikayet ediyorum. Milletimize şikayet ediyorum bakanlığınızı. Adıyaman'daki sulama projelerini ve yatırımları süresinde bitirmediğiniz için. Bunun dışında Sayın Bakan özellikle Koçali, Gömükhan ve Çetintepe Barajı'nın göl havzalarında kalan köylerdeki vatandaşlarımızın arazilerinin kamulaştırma çalışmalarında da çok ciddi sıkıntılar var. Özellikle kıymet takdir komisyonları bölgenin coğrafyasını, arazi azlığını ve arazinin değerini etki eden faktörleri nazara almadan kıymet takdirleri yapıyorlar. Siz de takdir edersin, bunlar hep bu bölgedeki köylerimizin hepsi dağlık alanda ve arazinin az olduğu yerler, mevcut arazilerin büyük bir kısmı ya el emeğiyle elde edilmiş ya da çok büyük masraflar yapılarak elde edilmiş ve buradaki insanlar yüzyıllardan beri çocuklarının nafakasını buradan sağlıyorlar ve bu göl, baraj gölleri nedeniyle bu toprakları terk edecekler. Maddi manevi bütün hatıralarını geride bırakacaklar. Dolayısıyla bu insanların yaşayacağı bu travmayı da dikkate almak lazım. Sayın Başkanım, bir dakika bir ek süre istiyorum Sayın. Çünkü başta benim biraz sözümü kestiniz Sayın. Sayın Bakanım, bu konuda kamulaştırma konusunda sizlerden talebimiz kıymet takdir komisyonunun buradaki halkımızın mağduriyetini giderecek şekilde kıymet takdirlerini yapmalarını bekliyoruz. Bir de Sayın Bakanım bir şey söyleyeyim. Tarım İl Müdürlüğü binamızda Sayın Bakanım Adıyaman tarım kenti olan Adıyaman'ın Tarım İl Müdürlüğü binası yok. Arsa tahsisi yapılmış, inşaatın ve diğer projelerin de bir an önce bitirilmesini bekliyoruz. Tabii söylenecek çok söz var ama süremiz kısıtlı olduğu için şimdilik sözlerim bu kadar. Teşekkür ediyorum. Süreyi yeniden başlatalım. Başkanım yeniden rica etsem süre için. Süreyi yeniden başlatalım. Evet. Daha sonra Cemal Engin'e söz vereceğim. Şimdiden hazırlarsın. Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım, Sayın Bakan ve değerli bürokratlar, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakan, maalesef ki ülkemizde sayenizde çiftçi mutsuz, kazanamıyor. Son iki ayda gübre iki katına çıktı.
Tarihte ilk defa mazot, benzin aynı fiyata yükseldi. Tarım ilaçları katladı. Döviz yükseldikçe gübre ilaçları, gübreler pahalandı. Kar elde edemediği için insanlar tarımdan uzaklaştı. Gübre fiyatlarının yükselmesinde günah keçisi olarak ihracatçıyı seçtiniz. İki hafta önce hesapsız bir şekilde, sonrasının ne olacağını dahi düşünmeyen bir şekilde ihracatı yasakladınız. İhracatçı bağlantı yapmış, anlaşma yapmış, parasını almış gibi hiçbir şeyi düşünmediniz. Ancak ihracatçının sesini çıkarması, feryadı nedeniyle 4 gün sonra bu yasağı kaldırmak zorunda kaldınız. Bu kararı alırken hiç bunun sonucunu düşündünüz mü Sayın Bakan? 30 Temmuz 2021 tarihinde envanterimizde yangın söndürme uçak ve helikopteri yok dediniz Sayın Bakan. Ancak sabahki sunumunuzda 39 helikopter, 3 uçak, 6 idari helikopteriniz olduğundan bahsettiniz. Sayın Bakan, bu açıklamalarınızdan hangisi doğrudur? 28 Temmuz Çarşamba günü öğlen saatlerinde Manavgat'ta başlayan, adı Manavgat yangınıyla anılan ancak Akseki, İbradı, Gündoğmuş, Alanya ilçelerimizde etkisini gösteren gerçekten çok önemli bir yangın yaşadı Antalya bölgesi. Sayın Bakan, buradan açıkça söylüyorum, o yangın sürecini birebir takip eden, ilk günden, ilk andan itibaren oralarda her gün bulunan birisi olarak söylüyorum. Yangın söndürme sürecinde tamamen başarısız oldum Sayın Bakan. Açık söylüyorum. Bunun hiçbir mazereti yok. Bakın, daha yangının ilk başlangıcında yangın söndürme mücadelesi vereceğinize sahada siyasi mücadele vermeye kalkıştınız iktidarınız olarak. Belediyelerimiz, Manavgat Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni neredeyse yok saydınız. Koordinasyon toplantılarına bile de neredeyse almadınız Sayın Bakan. Açık söylerim, evet, almadınız. Nedense son aşamalarda ancak davet ettiniz, onda da söz hakkı tanımadınız. Bakın, 1859 ağır, orta, hafif hasarlı evlerde maalesef zarar meydana geldi. İlk günkü açıklamanızı söylüyorum. 19 helikopter, bir uçakla müdahale ediyoruz dediniz. Ancak ilk dakikalarda, o müdahale dakikalarınızda oradaydım. Evet, bir tane uçak gördük ama 19 tane uçak o koordinasyon merkezinde dahi yoktu. Bırakın havada, orada dahi yoktu. Tabii ilk günden itibaren hep söylendi, Türk Hava Kurumu uçakları devre dışı bırakıldı sayenizde diye. Kaldı ki bu konu sadece bu süreçteki, yani bu yangındaki mesele değildi. Geçen yıllardan itibaren devam ede gelen bir konuydu. Türk Hava Kurumu uçakları devre dışı bırakıldı. Yapılan açıklamada 4,5 milyon dolarlık bir tamirat ve bakım masrafına ihtiyaç oldu. Eğer bu para bulunursa 6 uçağın kullanılabileceği ifade edildi. Para sizde yoksa Sayın Bakan, Türk Hava Kurumu'nda da yoksa, keşke o an için Türk halkına bir çağrı yapsaydınız. O 35 milyon lira para Türk halkının fedakarlığı sayesinde 35 dakika daha geçmeden toplanabilecek bir paraydı. Bu arada o yangın sürecinde canla başla mücadele eden, alın teri döken emekçi, orman emekçi kardeşlerimizi, çalışanlarımızı buradan kutluyorum ve kendilerine teşekkür ediyorum. Kaybettiğimiz ormancı emekçi kardeşlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Gerçekten gönüllerin desteğini orada gözümüzden yaş akarak izledik hep beraber. Bütün Türkiye'den ve hatta yurt dışından gelen gönüllülerin gerek yangınla mücadelede gerekse vatandaşımıza olan katkılarını hep beraber gördük. Türk milleti olarak emsali görülmeyen bir dayanışmaya
dayanışmaya şahit olduk, tanıklık yaptık. Evler yandı Sayın Bakan ama bunun yanı sıra da ağaçlarımız yandı, yani ormanlarımız. Dikili tarım alanları yandı, evcil hayvanlar yandı, ormandaki canlılar yandı. Yani kısacası gerçekten çok büyük üzüntü yaşadık. Burada en önemli neden yangınla mücadeledeki başarısızlığınız Sayın Bakan. Vatandaş şu an mağdur. Neden mağdur onu söyleyeyim. Yangının hemen üçüncü günü Sayın Cumhurbaşkanı geldi. Dedi ki evleri yanan vatandaşımızın evleri yapılacak. %60'ını devlet olarak biz, %40'ını siz. İki gün sonra Çevre Şehircilik Bakanı geldi. Evlerin evet yapılacak. %50'sini biz, %50'sini siz. İki günde bile %10 değişti Sayın Bakan. Sunum kitap, AFAD'ın kitapçığında örnek projeler var Sayın Bakan. Sizin de bilginiz dahilinde. O örnek projedeki evler evet güzel, yapılmalı ve vatandaşın mağduriyeti giderilmeli. İktidarımızın birçok olayda yaptığı gibi o yangın sürecinde de ilk yaptığınız işlem vatandaşa İBAN numarası atmaktı. Evet, İBAN attınız, yardım talep ettiniz. Peki ben size soruyorum Sayın Bakan. O yardım talebinde toplanan paralar ne kadardır ve ne oldu? O İBAN atarak vatandaşımızdan İBAN'a gönderilen paralarla yine çok sayıda gönüllerimizin yapmış olduğu yardımlarla toplanan paralar ne kadardır ve o paraların akıbeti ne oldu Sayın Bakan? Buradan size soruyorum. Yine Sayın Bakan bakın şu an orada 5-6 tane firma bir taraftan inşaat işlerine kalkıştı, yapıyor ama vatandaşımız evinin kaça yapılacağını şu an bilmiyor Sayın Bakan. Bakın evinin kaça yapılacağını bilmiyor. Kendilerine kabul edenlere boş senet imzalattırıldı. Boş senetlerle vatandaş borçlandırıldı. 60 yaşında, 70 yaşında, 80 yaşında evi yanan vatandaşımız 20 yıl borç altına sokuldu. Ama borç senetlerle kaç para ödeyeceğini şu dakikada bilmiyor. Kim biliyor bu parayı? Bu parayı şirket biliyor. Bakın şirket o evi kaça yapacağını biliyor. İhaleyi veren devlet biliyor. Ama imzayı atan vatandaş bilmiyor Sayın Bakan. Yani vatandaşın şu an yaşadığı bir taraftan tarihi silinmiş, geçmişi silinmiş, anıları yanmış, evi yanmış ama bir taraftan da geleceğiyle ilgili borç altına girmiş. Belki sayenizde mezara borçlu gelecek Sayın Bakan. Şimdi bir taraftan da bakın bir taraftan da oradaki orman ağaçları hızlı bir şekilde kesilmekte ve satılmakta Sayın Bakan. Satılsın, itirazımız yok. Ancak burada da iki konu var Sayın Bakan. Bakın evleri yanmış vatandaşlarımız bir taraftan mağduriyetlik çekerken orada satılan o ormanlardan evlerinin bedeli karşılanmalıdır. Veya siz karşılamıyorsanız bakın çok sayıda gönüllüler başta Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olmak üzere evleri vatandaştan para almadan yapacağız, yeter ki bize müsaade edin, yetki verin denildi ama siz siyaseten ona bile müsaade etmediniz. Ancak vatandaşı bilinmezliğe iteklediniz ve şu an borç altına soktunuz. Bu satılan orman envaliyle ilgili de iddialar var. Deniyor ki metre küpü 155 TL'den satılan tomrukların piyasada 730 Euro'ya kadar satıldığı şeklinde bir iddia var. Bu iddia doğru mudur değil midir bilmiyorum. Ama doğruysa gerçekten çok vahim, doğruysa gerçekten çok büyük bir vurgun var demektir. Hükümetinizin bakanları bir açılışa ayrı ayrı uçaklarla giderken aynı açılışa her bakan ayrı uçağa binip itibardan tasarruf olmaz derken yangınla mücadelede maalesef ki uçak dahi alamadınız ve ya ormanlarımız göz göre göre yandı Sayın Bakan. Son cümlem şu. Bakın Sayın Bakan sizin döneminizde orman yangınları arttı ve ayrıca yanan orman alanları maalesef ki bakanlığınız döneminde daha da fazla
arttı diyorum. Buradan bir kez daha sesleniyorum. Mağdur olan vatandaşlardan para istemeyin. Ya evi yapılacak vatandaştan para istemeyin. Bedelsiz yapın diyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden Sayın Teşekkür Başemirken. Teşekkür, buradayım. Buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli komisyon üyeleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tarım ve Orman Bakanlığı 2022 yılı bütçesi ve 2020 yılı Sayıştay raporunu görüşüyoruz. En başta şunu söylemek gerekir ki, kamu kurumları denetlemekle görevli Sayıştay'ın Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgili hazırladığı rapor tam bir fiyaskodur. Rapora göre bakanlığın neredeyse doğru yaptığı iş yok. Sayıştay yaptığı denetimlerde ciddi yanlışlıklar ve usulsüzlükler tespit etmiş, bakanlığın sunduğu verileri güvenilir, ciddi ve tutarlı bulmamıştır. Maalesef 16 bakanlık içerisinde en kötü yönetilen bakanlık olduğunuzu teyit etmiştir. Değerli komisyon üyeleri, 2021 yılında tarımsal kredi sübvansiyonu, müdahale alımları, tarımsal kitlerin finansmanı ve ihracat destekleri için ayrılan 8.3 milyar lira ödenek, 2022 yılı için 16.3 milyar liraya çıkarılmış ve oransal olarak en büyük artış burada yapılmıştır. Öncelikle belirteyim, ihracat desteği olarak yazılmış ama doğrusu ithalat desteği olmalıdır. Çünkü yapılan bu artış piyasaları düzenleme adına bu kurumlarca daha fazla ithalat yapılacağının habercisidir. Hazine Bakanlığı'nın verilerine göre son 15 yılda TMA 14 milyar liranın, Et Süt Kurumu ise 650 milyonun üzerinde görev zararı yapmış. Tonu 2250 lira eder dediğiniz ekmeklik buğdayı 350 dolara, tonu 1750 lira eder dediğiniz arpayı 330 dolara, tonu 4050 lira eder dediğiniz nohutu 850 dolara ithal ederek bu zararları daha da büyütmektesiniz. Değerli komisyon üyeleri, hayvancılıkta da durum farklı değil. 3000 liraya ithal ettiğiniz damızlık sığırlar kesime giderken milyonlarca lira harcanan ahırlar altın yapılara dönüşüyor. Sayın Bakan, siz piyasayı düzenlemeler anladınız. İthal ürünlerinin önünü açarak yerli ürünleri baskılamak ve ülkenin kaynaklarını yok pahasına yabancılara peşkeş çekmek mi? Hazırlamış olduğunuz bütçeler ve uyguladığınız yanlış politikalar maalesef bizi dünyada en çok buğday ithal eden ülke durumuna düşürdü. Sayın milletvekilleri, tarımsal finans kurumu olması gereken tarım kredi kooperatifleri eski AKP milletvekillerinin çiftliği olmuş. Bu kurum çiftçi borçlarını ilave faizlerle erteliyor ve buna da müjdeliyor. Borcunu ödeyemeyen çiftçinin traktörünü elinden alıyor, olmadı çiftçiye icra ve hapis cezası çıkartıyor. TİGEM ise değerli arazilerini yandaşlara kiralıyor. Sonra da üretim yapmak için Sudan'ın çorak arazilerine milyonlar akıtıyor. Maalesef bakanlığa bağlı hangi kuruma baksak liyakatsizliği ve çürümüşlüğü görmekteyiz. Değerli komisyon üyeleri, bu yıl tarımsal destekler için 25.8 milyar lira ödenek ayrılmış. Yani tüm bitkisel ve hayvansal üretim için verilen destek sadece 3.8 milyar lira arttırılmış. Bu destekler çiftçiyi tatmin etmekten uzak olup çiftçimize 2022 yılında bize güvenerek ekim yapma, bize güvenerek hayvancılık yapma demektir. Öncelikle bütçe dediğimiz kanuna uygun olmalıdır. Tarım kanununa göre gayri safi milli hasılanın en az %1'ini çiftçiye vermeniz gerekirken siz %3 oranında destek vererek yasaya aykırı davranıyorsunuz. Oysa enkaz devraldık dediğiniz eski Türkiye 1999 yılında tarıma gayri safi yurt içi hasılanın %5.8 oranında destek vermişti. Değerli komisyon üyeleri, bizim çiftçilerimize göre Almanya'daki 18 kat, Fransa'daki 16 kat, Hollanda'daki çiftçi ise 12 kat daha fazla destek almış. Ama siz hala ithalat yaparak yerli çiftçimiz yerine yabancı çiftçileri ve ithalat lobilerini zengin etmeye devam ediyorsunuz. Teşekkür ederim Sayın Bitmedi. Uzat. Bir dakika uzatın. Hayır uzattı. Selamlayın. En sonu söyleyeyim. Bir saattir uzatıyorsunuz. Takip ediyorum burada. Biraz dakika uzattınız AKP vekillerini. Takip ediyorum. Sayın Bakan'a son sözüm. Sayın Bakan, hem zarar eden çiftçimiz yok diyorsunuz, hem de çıkıyorsunuz, tarımla ilgili siyaset yapmayalım diyorsunuz. Asıl siyaseti siz yapıyorsunuz Sayın Bakan. Nasıl zarar eden çiftçi yok? Gelin kendi memleketinizdeki
Manisa'daki çiftçileri dinleyin. Zarar ediyorlar mı, etmiyorlar mı hep birlikte bakalım. Her yıl Manisa Ticaret Borsası'na gelip üzümün taban fiyatını açıklıyordunuz. Bu yıl Manisa'ya gelip niye taban fiyatı açıklamadınız Sayın Bakan? Geçen sene 9 numara üzüme 12,5 lira fiyat açıklamıştı. Bu sene 50 kuruş arttırarak 13 lira açıkladınız. Girdi maliyetlerine %100, %300 arasında zam gelmişken Manisalı bir bakan olarak kuru üzüme yapılan %4 zam sizin içinize siniyorum Sayın Bakan. Son olarak şunu söylemek istiyorum. İktidarınızın gidişi emin olun çiftçilerin elinden olacak. Teşekkür ediyorum. Afyonkarahisar Valiliğince köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var adı altında sözleşmeli küçükbaş üretim projesi hayata geçirildi. Projede hayvanlarda aranan şartlar belirlenmiş durumda. İl Tarım Müdürlüğü'nün çiftçinin hayvanı alması gereken işletmeleri tespit etmesi ve oradan alımın gerçekleştirilmesi kararlaştırılmış proje kapsamında. Ve bu bağlamda Soybiz kapsamındaki işletmelerin belirtilmesi gerekiyor. Buraya kadar her şey tamam. Ancak projede belirtilen bu şartlara uyulmadığı iddiası var. İl Tarım Müdürlüğü'nün Soybiz kapsamındaki işletmeleri belirtmediği, sözleşmede yer alan şartları taşımayan hayvanların alındığı iddiası doğru mudur? Örneğin bu proje kapsamında alınan hayvanların kulak küpeleriyle yaşlarının örtüşüp örtüşmediğine bakılıyor mu? Bu projeyle üreticiden üreticiye temin edilmesi gereken küçükbaş hayvan ticareti sabote edilip üretici tüccarların eline mi bırakılıyor? Lütfen bunları şeffaf bir şekilde inceleyip kamuoyuyla paylaşın. Köylü zaten zor durumda. Bu durumdaki köylünün çaresizliğinden faydalanan her kim olursa gereğini yapın. Üretici zorda diyoruz. Zira yem fiyatları almış başını gidiyor. Yemin çuvalı olmuş 170-180 lira. Bu yıl ilk kez üreticinin hayvanımı aç yatırıyorum dediğini duydum. Bu duruma niçin kayıtsız kalıyorsunuz? Tarım kredi kooperatiflerine borcu olan çiftçilerin borçları her geçen gün artıyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak tarım kredi borçlarının faizinin silinerek ana paranın bir yıl ertelenip gecikme zammı alınmadan taksitlere bölünmesi için verdiğimiz önerge AKP MHP oylarıyla reddedildi. Çiftçinin Tarım Kredi ve Ziraat Bankası'na olan kredi borçlarının faizlerinin silinmesine, ana paranın taksitlendirilerek ödenmesine niçin karşısınız? Seçim bölgem Afyonkarahisar'da özellikle Dinar, Sandıklı ilçelerinde yetişen beyaz ay çekirdeği bu yıl 4-4,5 en fazla 5 liradan satılıyor. Maliyeti ise 6-7 lira. Çiftçi ne yapsın? Zararına da olsa bu ürünü satıyor. Bu sıkıntı aylardır var. Söylüyoruz, söyledik, söylemeye de devam edeceğiz. Siz çözünceye kadar bu ay çekirdeği üreticiler için niçin bir şey yapmıyorsunuz? Patateste, soğanda, buğdayda, ay çekirdeğinde yüzü gülmeyen çiftçi haşhaşta da umduğunu bulamıyor Sayın Bakan. Bu haşhaş benim memleketimin bitkisi. 2 yıl önce genel kurulda da bunu AKP grubuna göstermiştim. Şimdi de sizin görmenizi istiyorum. Özellikle Ecevit'in Amerika'ya res çektiği bitkidir haşhaş ve 5 senedir aynı fiyattan kabuğu alıyorsunuz. Haşhaşın kilosu geçen yıl 26-27 lirayken bu sene 20-21 lira. Gübreye zam, mazota zam, zirai ilaca zam, tohuma zam ama ürettiğimiz ürünün parası yerinde sayıyor. Hatta daha da aşağıya düşüyor. Bunun neresi adalet? Yine Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı taşra teşkilatlarında 9591 sürekli işçi kadrosu boş. Bir tarafta canlarını hiçe sayarak çalışan geçici orman işçileri kadro beklerken diğer tarafta boş işçi kadrosu bulunuyor. İşçi kadrosu boşken niçin geçici orman işçilerine kadro vermiyorsunuz? Çay ilçemizde Selevir Sulama Birliği ve Emirdağ ilçemizde Çıldır Sulama Birliği'ne borçlu olan çiftçiler sulamadan yeteri kadar yararlanamadıkları halde ödeme yapmak zorunda kalıyorlar. Ürünü yalan çiftçilere kuraklıkta bir darbeyi de siz neden vuruyorsunuz? Çay ilçemizde bulunan çay barajı için sağlam diyorsunuz. Önergede verdim bu konuda. Cevaben sağlam olduğunu iddia ettiniz. Ama gözle görülür şekilde bile anlaşılabilecek derecede sıkıntılı bir baraj. Allah korusun, şiddetli bir yağışta çayda dere ve yaka mahalleleri zarar görebilir. Ayrıca Dinar ilçemize bağlı Yıprak göletinde su tutulumu yok. Niye paralar çarçur edildi? Sandıklı ilçemize bağlı Menteş barajını ne zaman bitireceksiniz? Hemşerilerim merak ediyor. Teşekkür ederim Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli bakanlık bürokratları, değerli milletvekili arkadaşlarım, basın emekçilerimiz. Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Sayın Bakan, ben ağırlıklı olarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü üzerine konuşacağım. Tabii ki ülkenin su kaynaklarının planlanması, yönetimi ve işletilmesinden sorumlu olan Devlet Su İşleri büyük bir yatırımcı kuruluş. Ancak hiç iyi yönetilmiyor. İşleyişindeki sorunlar ve eksikler Sayıştay raporlarında da yoğun şekilde yansımış. Devlet Su İşleri 2019'da kamu zararında birinci sıradaydı. 2020'de de bu kamu zararının sürdüğünü görüyoruz. Genel uygunluk bildiriminde yer alan bilgilere göre kurumun işlemleri ile ilgili yapılan hesap yargılaması sonucu 27 milyon 807 bin liralık tutarın sorumlularından tahsime karar verilmiş, ancak kurumdaki sorumlulardan son rakamlarla sadece 7 milyon 969 bin TL tahsil edilebilmiş. Sayın Bakan, son tahsilat miktarı bu noktada nedir? Şu andaki güncel miktar, bunu sormak istiyorum birinci öncelikli olarak. Diğer yandan basında da kendine yer bulmuş bir konu var Sayın Bakan. 2020 Sayıştay raporuna göre Merkez ve Taşra toplam 6504 teknik hizmetliler sınıfı personel çalışıyor. Ve DSE'nin görev alanı ile ilgili her türlü planlama raporlarının ve yapım projelerinin hazırlanması ile görevli etüt ve planlama ile proje ve inşaat daire başkanlıkları da bulunuyor. Buna karşın proje hazırlama işi ihalelerle özel şirketlere verilme yöntemi seçilmiş. Şimdi kamu ihale kurumu, kamuya açık ihale ilanlarından derlenen verilere göre kurum sadece 2021'in Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları tarihli 60'ın üzerinde danışmanlık ve proje yapım ihalesi yayımladı. Bazıları açık olarak yapılan ihalelerden bir kısmında da belli istekliler arasında ihale usulü tercih edilmiş. Yani milyonlarca lira kamu zararı oluşmuş Sayın Bakan. Şimdi Sayın Bakan, kendi bünyenizde bu çalışmaları yapamamanızın nedenini sorgulamamız gerekiyor aslında. Neden? Çünkü tecrübeli personel açısından hem nicelik hem de nitelik açısından bir can kaybınız, kan kaybınız var Sayın Bakan. Çünkü tecrübeli personel gerekli atama ve yükseltilmeleri alamadığından ya emekli oldu kurumunuzdan ya da kurumu terk etmek zorunda kaldı. Yerine kimler geldi? Yerlerine tecrübesiz, siyaseten sizlere yakın kadrolar aldı. Şimdi de maalesef çalışamıyorlar, yeteri kadar üretemiyorlar gördüğümüz kadarıyla. Dolayısıyla devlet su işleri projelendirme işlerini dahi özel şirketler aracılığı ile yapmaya yöneldi. Yani kurumsal çöküşten DSE'yi de nasibini aldı diyebiliriz. Sayın Bakan, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün yenilenebilir enerji programları kapsamında yaptırılan ve yapım çalışmaları devam eden barajların, hidroelektrik santrallerin yapım çalışmalarının izlenip denetlenmesi sorumluluğu. İkinci olarak bunun yanında diğer kamu ve özel kuruluşlarca hazırlanıp sunulan baraj projelerinin incelenip onaylanması görevleri de mevcut. Şimdi ülkemizin enerjide dışa bağımlılık oranı yüksek olduğu için hidroelektrik santrali uygulaması doğru planlandığında çok büyük faydalar getirecek olan bir yenilenebilir enerji kaynağı. Tamam, burada ortaklaşabiliriz. Ancak HES'lerle ilgili doğru planlamaların tabii ki yapılması koşulu ile. Siz yaparken yıkan bir anlayış ile bu görevi sürdürüyorsunuz. Büyük ölçekli organizasyonları daha fazla tercih etmeniz gerekirken yaptığınız uygulamalar yıllardır şu oldu. Mikro HES adı altında adım başı HES lisansları verdiniz. Böylece bu alanda firmaların HES projeleri için birbirleriyle yarıştığı bir ortam, neredeyse bir lisans borsası, büyük bir pazar oluşturdunuz. Tabii tüm bunlar yapılırken ekosistem ikinci plana atıldı. Vadiler, dereler mahvedildi. Başta Karadeniz olmak üzere yerel halk isyan ettirildi ve bu plansız uygulamalarınızın sonucunda başka çıktılar da meydana geldi. Ne oldu? Ağırlıklı olarak aynı su kaynağı üzerinde birden fazla mikro HES lisansı verildiğinden yatırımcılar başlangıçta öngördüğü enerji geri dönüşünü alamama tehlikesiyle karşı karşıya kaldıkları için yerel halkın, yani çiftçinin can suyuna göz dikti. Bunun sonucu olarak da birçok tarım arazisi susuzlukla mücadele etmek zorunda kaldı Sayın Bakan. Buna bir örnek vermek istiyorum. Giresun'da yaşanan afette en büyük hasarın olduğu Dereli ilçesinin yakınından geçen 75 kilometre uzunluğundaki Aksu Deresi'nin üzerinde 7 farklı santral kuruldu. 75 kilometrede 7 tane.
Birçok yerde bu şekilde uygulamaları desteklediniz, hayata geçirdiniz. Kimileri kapandı, işlemedi. Bir sürü sıkıntılar yaşandı. 2020 faaliyet raporunda da Türkiye Teknik Hidrolik Potansiyeli'nin %50'sinin geliştirmiş durumdadır diyorsunuz. Böyle bir cümle var. Kalan %50 ile ilgili planlamalarınızda izlediğiniz bu yoldan vazgeçmek zorundasınız. Sayın Bakan, Devlet Su İşleri aynı zamanda islah, taşkın koruma ve benzeri tesisler yaparak tarımdaki üretimin arttırılmasından ve vatandaşların can ve mal emniyetinin sel ve taşkınlardan korunmasının sağlanmasından da sorumludur. Sel ve taşkınlar ile mücadele konusunda hatalı uygulamalarınızın bedelini de maalesef vatandaşlarımız canlarıyla ödüyorlar. Yani Sayın Bakan, bu kesinlikle bir ölüm kalım meselesi. İktidarınızın politikalarının uzun yıllardır beton lobisinin istekleri doğrultusunda arsa ve arazi rantı ve yağması üzerine şekilleniyor olması tabii ki etkili. Sorunlu dere yatakları, faiz onlarının üstü, heyelanlı alanlar plansız bir şekilde imar avet alana açılınca ülkemizde yaşanan her doğa olayı afete dönüşmüş durumda. Batı Karadeniz'deki yaşanan sel felaketinde onlarca vatandaşımız hayatını kaybetti. O dönemde ve bugünkü konuşmanızda felaketin bölgede etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle yaşandığını dile getirdiniz. Gerçekten öyle mi acaba? En son Kastamonu Bozkurt'ta bakalım. Bozkurt'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu 82 vatandaşımız hayatını kaybetti. Orada dere yatağının daraltıldığını biliyoruz. Taşkın yatağı binalarla da işgal edilmiş. Su yayılarak gitmek ister Sayın Bakan. Su yükselmek istemez. Şimdi taşkın havası yatak genişliği 400 metre, daraltılmış güncel genişlik 15 metre. 400 metreden 15 metreye hapsederseniz suyu 8-10 metre yükselir, sonuç afet olur. Burada suçlu aşırı yağışlar değil, doğrudan dere yatağını 400 metreden 15 metreye daraltan ve dere yatağının imara ve yapılaşmasını açan yetkililerdir. Devlet Su İşleri ne yapıyordu acaba bu süreçte diye sormak istiyorum. Kurumsal çöküş ve yanlış yönetimin işte sonuçlarından bir tanesi de bu. Öncelikle tabii çözmeye niyetinizin olması gerekiyor. İstanbul'da yıllardır sel ve taşkınlarla özdeşleşen bölgelerde doğru çalışmalarla bu yaşanan taşkın ve sel felaketleri artık önleniyor Sayın Bakan. Örneğin İSKİ İstanbul'da 104 taşkın noktası belirlemişti. 83'ünde çalışmalarını tamamladı. Tamamı yapıldığında İstanbul'da su baskınları hayal olacak. Ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni örnek alabileceğinizi düşünüyorum bu konuda açıkçası. Şimdi küresel iklim değişikliği son 25 yıldır gözle görülür bir hal aldı. Ülkemizde bazı çalışmalar Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından evet yapılıyor çeşitli uluslararası fonlarla. Ama uygulamalarda ne kadar dikkate alındığını bilmiyoruz. Devlet Su İşleri'nin daha fazla vakit kaybetmeden mevcut hesap tahmin yöntemlerini iklim değişikliğine de dikkate alarak güncellemesi gerekmektedir. Bu işlerin bitirilmesi için, bu kazaların yaşanmaması için. Sayın Bakan, sürem çok azaldığı için bütçeyle ilgili bir iki noktaya değinmek istiyorum. 2020'de yedek ödenekten 1 milyar 132 milyon 977 bin lira aktarılmış. Bu yedek ödenekten aktarılan miktara neden ihtiyaç duydunuz? Ne için kullandınız? Birçok bakanlıkta bu şekilde bir usulün tercih edildiği de görülüyor. Yine Devlet Su İşleri'nin 2022 bütçe teklifinde Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği Programı altında 2021'de 54 milyar 312 milyon TL ayrılmışken, ki bu bile bu mücadele için yeterli değilken, onda bire neredeyse düşmüş 2022-23-24 bütçesinde 6 milyon 302 milyona. Bunun nedeni nedir? Burada yapılması düşünülen ve vazgeçilen harcamalar hangi birimlerde, hangi bakanlıklarda ya da hangi kurumlarda yapılacak, onu sormak istiyorum. Sayın Bakan, bir de MELAN var biliyorsunuz. Aslında sizin için utanç projesi diyebileceğimiz bir proje. Güçlendirme projesi hazırlamıştınız ama sorun çözülmüyor. 1000 gün süre verilmişti. 2022 sonu, 2023 başı.
Baraj devreye alınacaktı. Nedir son durum? Bu konuda da bize bilgi verirseniz çok seviniriz. Tabii Sayıştay raporlarında çok ciddi bulgular var. Bakanlığın yanında devlet su işlerinin de. Örneğin sulama kooperatifleri ve sulama birliklerinden, kalkınma kooperatifleri gibi kurumlardan 467 milyon küsür tutarında alacakların muhasebe kayıtlarında yer almadığı görülmüş. Bununla ilgili bir inceleme yapıldı mı? Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün taşıt kanununun yok sayılarak toplam 34 adet ithal araç kiralandığı belirlenmiş. 237 sayılı taşıt kanununda yer almayan makamlar için silindir hacmi bitiriyorum. 1600 cc üzerinde yabancı menşeli binek araçlar kiralandığı tespit edilmiş. Tabii denetçinin de yorumu, bizim de katıldığımız bir yorum. Bu durum bütçeden daha fazla kamu kaynağı kullanılmasına neden olmaktadır değerlendirmesi. Bu bulgularla ilgili bir çalışmanız var mı? Yıllardır bu bulgular önümüze geliyor ama hala gelmeye devam ettiğini görüyoruz. Umarız ki düzeltmek için önümüzdeki süreçte bir şeyler yaparsınız. Tüm eksikliklerine rağmen bu bütçenin halkımız ve milletimiz adına hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli vekillerimiz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Türkiye'yi öyle bir hale getirdiniz ki ayağını yorganına göre uzat dedik ya, artık ayağını zamla uzatmaya başladık. Zam yeni zam mı çekiyor? İthalat arttıkça zam da artıyor. Atalarımızı dinleyin. Elden gelen öğün olmaz, onunla da karın doymaz. Sayın Bakan üreticinin çok kazandığını ifade etmişti. Özellikle rezervlerde ay çekilicisi olmadığını söyledi. Acaba İsveç'te mi yaşadığını ben merak ediyorum. Yine temel dürtünüzün tüketici korumak yönünde, bunu anlamışım. Ama sadece üretici değil, tüketiciyi de düşünmeniz gerektiğini de ifade ediyorum. Üretici ve tüketici aynı puzzle gibidir. Üreticiyi tüketici için feda edemeyiz. Çünkü üreticiyi feda ettiniz de kısa bir süre sonra da tüketiciyi de feda etmiş olursunuz. Sayın Bakanım, Tekirdağ'daki bugünkü üre gübresi 9100 lira, DAP gübresi 8200 lira. Gübre fiyatları altın gibi, hatta altına günlük olarak çok daha hızlı yükseliyor. Altından daha fazla yükseliyor. Çiftçimiz gübresiz ekim yapıyor. Bakınız, bu şartlarda size soruyorum. Çiftçi nasıl üretim yapsın? Sayın Bakan, TMO'yu da asli görevini lütfen çevirin. Kendi çiftçisini desteklesin. Yabancı çiftçinin mallarını Türkiye'de pazarlamasını bir an evvel son versin. Sudan'ın arazi kiralamak yerine kendi memleketimizde topraklara sahip çıkalım. Birinci sınıf tarım arazilerini bölgem Tekirdağ'da olduğu gibi plastik sanayi üretimini açmayın. Sudan'a gitmese gerek kalmaz. Ne gerek var ki yabancı yerlerde umut arıyorsunuz? Sayın Bakanım, değerli vekiller, 24 Haziran 2018 uygulamaya başlanan başkanlık sistemi Türkiye'yi öyle bir hale getirdi ki ekonomi adeta çöktü. Fiyatlar aldı başını gidiyor. En basitinden örnek vereyim sizlere. Menemen biliyorsunuz bizim en basit yemeklerimizden bir tanesi. İçerisinde domates, biber, soğan ve yumurtadan oluşan bir bizim yerli yemeğimiz. Ama maalesef artık bu yemek dahi lüks yemek haline geldi. Bakınız, başkanlık sistemi öncesi 2017 Kasım dönemine baz aldığımızda salkım domatesin kilosu 5 lira, sivri biberin kilosu yine 5 lira, kuru soğanın kilosu 1 lira, yumurta ise 27 kuruştu. Ve ayçiçek yağının fiyatı 24 lirayken, yani litresi 4.8, 2017. Ama bugüne geldiğimizde Kasım 2020'ye baktığımızda salkım domatesin kilosu olmuş 14 lira, sivri biberin kilosu olmuş 13 lira, kuru soğanı mutaç ettiniz halkımızı 2 lira 25 kuruş, yumurtanın tanesi ise 1 lira. Ve ayçiçek yağının kilosu da şu anda 5 litresi 90-95 lira. Trakya bile bakarsanız 120 lira 5 litresi. Şimdi ben buradan soruyorum. 1 kilo domates, yarım kilo biber, 1 soğan, 4 yumurta ve 3'te 2 bir ayçiçek yağı yaptığımız menemenin fiyatı Sayın Bakan, Sayın Misafir'de kaç para bilir misiniz? Evet, maliyeti şu anda 28 lira. Yani 2017'deki fiyatlarıyla 8,5 liraya mal olan menemen bugünkü fiyatlarla tam tamına 28 lira. Hani bizim kamyoncu esnafımızın yollarda kamyoncu esnafının uğradığı lokantalar vardı. Bir yemek menemen tabağı olmuş 20 lira 25 lira. İnsaf, insaf. Son 4 yıl domatesin fiyatı 2.8 artmış. Yumurtanın fiyatı 3.7 artmış. Ayçiçek fiyatı ise 4 kat artmıştır. Bu nasıl pahalılıktır? Son 4 yılda dolar ise altındaki büyük artış halkın alım gücünü aşağı çekmiştir. 2017 yılına baktığımız dolar, dolar bugüne göre 2,5 kat artmış. Gram altın tam 3,5 kat artmış. Yani vatandaşımızın parası pul olmuş Sayın Bakan.
Evet, AK Parti iktidarları çiftçimizi toprağa küstürmüştür. Üretici ve evlat muamelesi yapmaktadır. 2003'te 2 milyon 800 bin çiftçi sayısı varken ÇKS'de bugün ise 2 milyon 103 bin çiftçi, yani 700 bin çiftçi tarımı bırakmış. İşte bu AK Parti iktidarının getirmiş olduğu tablo. Yine bakınız, OECD FAO'nun tarımın görünümü raporuna baktığımızda Türkiye'nin gıda enflasyonu bir yılda %100 artmıştır. 2020 yılında 9 iken, bitiriyorum Sayın Bakanım. 2020 yılında 9 iken 2021'e geldiğimizde 18.1 olmuş. Ama ilginç olan bir tablo var. Çin'e ve Hindistan'a da bakıyoruz. Çin'de 20.6 iken 2020'de 1.4, Hindistan'da 13.6, 1.9. Bunlar nasıl başarmışlar? Gidip Çin'den, Hindistan'dan gıda fiyatları nasıl indirmişlerse gidin ders alın Sayın Bakan, yetkililer diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sivaslı çiftçilerimiz Tarsim aldatmacasıyla karşı karşıya. İlçe tarım müdürlüklerinin %45 ile 75 arası rapor verdiği tarımsal alanlarda Tarsim eksperleri %0 hasar vermiş durumda. Köy bazlı çalışma yapıldığı için poliçe sayısının düşük olduğu köylerde yüksek oran verilmiş, yüksek olduğu köylerde ise düşük oran verilmiş durumda. Çiftçi zaten ezildikçe eziliyor. Gübresi, mazotu, ithalat darbesi ne ararsanız var. Bir de üstüne Tarsim gelip deyim yerindeyse çiftçiyi soymaya kalkıyor. Böyle bir düzende hangi çiftçi Tarsim'e güvenecek? Tarım Bakanlığı bütçesini görüşüyoruz bugün. Bu bütçe ne yazık ki aynı zamanda çiftçinin sefalet bütçesidir ve sorumluları da sizlersiniz. İktidar olarak 2002 yılı ile bu dönemi kıyaslamayı çok seviyorsunuz. Bakın 2002 yılında doğrudan gelir desteği 13,5 TL idi hububatta. 13,5 TL ile ne yapılıyordu o gün? Buğday üreticisi bir çiftçimiz 13,5 TL ile 38,5 kilogram DAP gübresi alabiliyordu. O gün çiftçimiz 10 litre mazot alabiliyordu. Siz bu yıl ne zaman ödeyeceğiniz belli olmayan 2021 desteklemesinde gübre, mazot tamamında 35 TL vermeyi vaat ediyorsunuz. Bu 35 TL ile şu anda çiftçimiz ne yazık ki 4.6 kilogram DAP gübresi, 4.2 kilogram litre ise mazot alabiliyor. Yani çiftçi gübrede sadece destekleme anlamında 10 kat geriye gitmiş durumda. Seçim bölgem Sivas'ta o dönem doğrudan gelir desteği alan bir çiftçi neredeyse mazot ve gübrenin tüm giderini doğrudan gelir desteği ile karşılayabiliyordu. Şimdi Sayın Bakan, toplulaştırma çalışmaları yapıyorsunuz. Bakın Altınyayla ilçemizde yapılan açılan yolu göstereceğim size. Açtığınız yollar tarlaların arasında, açmış olduğunuz yollar 4 metre ile 6 metre arasında değişiyor. Şu anda o yolda iki traktör karşılaştığında geçemiyor. Ve yanlarında su kanalları açılmış durumda. Su kanallarından tarlalara geçiş menfezleri yapılmıyor. Bu menfezler yapılmadan çiftçinin tarlalara geçiş şansı bulunmuyor. Çiftçi ne yapıyor? Açmış olduğunuz dereleri dolduruyor. Yeniden aynı şekilde işletmeye devam ediyor. Yani bir iş yapıyorsunuz. Bu vatandaşın, bu milletin parasını bu şekilde çarçur edeceğinize işleri denetleyip düzgün yapsanız, bir sefer yapsanız olmuyor mu? Çiftçiden toplulaştırma çalışmalarında yaklaşık %2 ile %4 arasında kesinti uygulanıyor. Bu kesinti çiftçimiz için önemli bir oran. Yolları düzgün yapmıyorsunuz, çiftçiden kesinti yapıyorsunuz. En azından çiftçinin bu mağduriyetini bölgede oluşan hazine arazilerinden karşılamayı düşünüyor musunuz? Hazine arazilerinden çiftçinin tarlalarında oluşan kaybı karşılasanız ve bu yolları da günümüz koşullarına uygun yapsanız, bir mibzer genişliğinde bile yol yapmıyorsunuz. Ne yazık ki çiftçi tarlasına gitmekte bile sorun yaşıyor. Evet, AKP iktidarı döneminde yıllarca çiftçilik yapmış birisi olarak çiftçiliği bırakmak zorunda kaldım. Son cümlelerinizi alalım. Tamamlıyorum Sayın Başkan. Çiftçiliği bırakmak zorunda kaldım. Şu anda seçim bölgem Sivas'ta birçok insan tarlasına gübre ekmedi, atmadı, tarımı bırakmak yüzünden teşekkür ediyorum başkanım. Karşılığında 2 milyar 966 milyon. 2012 yılında başlayan süreç, 2014 yılında temel atma ve önceki Sayın Bakan'ın ifadesiyle 2018 yılında da Melen Barajı'nın devreye girerek yıllık 700 milyon metreküplük bir su rezervinin İstanbul'un kullanımına geçmesiydi.
Sayın Bakan, geçtiğimiz yılki bütçe görüşmelerinde de bu konuyla ilgili yine İstanbul Milletvekili olarak ben konuyu gündeme getirdim. Ve siz de dediniz ki 2022 yılının sonunda biz bu barajı faaliyete geçireceğiz. 2020 yılının Şubat ayında yapılan ihaleyle de siz 1000 günlük süre içinde de bu Melen Barajı'nın bitirileceğini ve küresel iklim, iklim değişikliği, kuraklık gibi nedenlerle İstanbul'un yaşayacağı olası problemler karşısında riskin azaltılacağını söylediniz. Tam biz 13 ay önce Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleriyle Melen bölgesine gittik. İnceleme yaptığımızda bir çalışma yoktu. Üzgünüm, bugün yaptığımız tespitlerde de herhangi bir çalışma yok. Yani 2020 yılında yapılmış olan ihaleye dayalı olarak da müteahhitin neden bu çalışmayı yapmadığını anlamak mümkün değil. Acaba müteahhit mi yetersiz? Zaten biliyorsunuz ihale alan birinci firma ile ikinci firma konsorsiyum yaptı. Sonra siz Devlet Su İşleri Genel Müdürü ikinci firmanın yüklenici olması konusunda da bir işbirliğine gittiniz. Şimdi geçtiğimiz hafta Ilısu Barajı açıldı ve siz o barajın adını Profesör Doktor Veysel Eroğlu adını verdiniz. Sayın Bakan, değerli arkadaşlar, Melen Barajı başlangıcından bugüne kadar Sayın Veysel Eroğlu'nun ve İstanbul'dan, İSKİ'den Devlet Su İşleri'ne getirmiş olduğu kadroların almış olduğu yanlış kararlar, seçmiş olduğu yanlış tercihler, jeolojik, morfolojik, hidrolojik bütün tespitlerin, daha önce yapılmış olan tespitlere rağmen yanlış tercihleri ve silindirle sıkıştırılmış bir beton baraj gövdesi yapmak gibi 1300 metreden uzun bir gövdeye, altında oynak zemin olan bir yere bu barajın yapılıyor olmasının bedelini İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 16 milyon olarak biz 3 milyarın üzerinde bir bedel ödedik. Barajın geç teslim edilmesi dolayısıyla da enerji üretiminde 1 milyar TL'ye yakın bir kayıp. Şimdi sizin bütçe konuşmanızda Melen Barajı ile ilgili bir tek satır yok. Yayınlamış olduğunuz kitapçıkta ise Melen Barajı'nın 2024 yılında bitirileceği, Cumhurbaşkanlığı'nın yayınladığı yıllık programda da 2024 yılında bunun yapılabileceği söyleniyor. Sayın Bakan, daha önce yapmış olduğunuz açıklamaya da güvenerek geçen yıl 2022 yılının sonunda teslim edeceğinizi ifade ettiğiniz Melen Barajı ile ilgili neden hiçbir çalışma yapılamıyor ya da bu konuyla ilgili oluşan açıklıklar neyse bunu kamuoyuyla paylaşmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bu baraj gövdesinde meydana gelen çatlaklar, tarihte tabii bu barajı yapanlarla anılacağına göre, yani bu barajlara yapanın adı veriliyorsa, yanlış yapılan barajlarda oluşan çatlaklar da bu yanlış tercihleri yapan bakanların adıyla anılacaksa, o zaman Melen Barajı'ndaki çatlağa da Profesör Doktor Veysel Eroğlu çatlağı diyebiliriz. Teşekkür ediyorum. Ancak verilen bu rakamların değerlendirme yapılabilecek verilerle birlikte sunulması halinde kıymeti vardır. Eğer bunu yapmıyorsanız ayaklarınız yere basmaz, hep uçarsınız. Mesela tarımsal hasılada son 3 yılda %78 artışla 2020 yılında 337 milyar liraya ulaşarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık diyorsunuz. Bu rakama değer atfedilebilmesi için bu dönemdeki enflasyon oranı, dövizin değeri, büyüme rakamı, diğer ülkelerin durumu gibi birçok verinin birlikte sunulması gerekir. TL'yi pula çevirdikten sonra sizin verdiğiniz bu rakamın hiçbir anlamı yok. Bu hesaba göre enflasyon ne kadar yüksek olursa bu miktarda o kadar çoğalacak. Bununla da mı öleceksiniz? Hükümetiniz TL'de itibar bırakmamış, siz hala lira ile rakam veriyorsunuz. Aynı şeyi AK Partili milletvekili arkadaşlar da yapıyor. Sayın Bakan, siz geçmişte tarımı siyasete alet etmeyelim diyordunuz. Görüyorum ki fikriniz değişmiş. Konuşmanızda araya Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin nimetlerini de sıkıştırıp hamaset yaptınız. Şimdi size aynı şeyi söylemek gerekir. Tarımı siyasete alet etmeyelim Sayın Bakan. Çiftçinin durumu, durumunu bilenler olarak biz bu hamasete inanmayız da. Siz övdüğünüz sistemin başındaki Cumhurbaşkanlığında inandıramamışsınız. Zira sizin 20.7 milyar dolar olduğunu söylediğiniz tarımsal ihracat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın hazırladığı 2022 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programında 18.4 milyar dolar olarak ifade edilmiş. Aradaki fark 2.3 milyar dolar. Neredeyse çiftçiye bir yıl boyunca verilen desteklerin toplamı kadar. Zannederim bu da Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bir nimetidir. Sürekli tarımsal hasılada Avrupa birincisiyiz diye bir söylem kullanıyorsunuz. Bu ölçütünüzde sahadaki, tarladaki durumu yansıtmayan bir değerlendirmedir. Bu bağlamda 2020'de
116 milyar dolar tarımsal ihracat, 65 milyar dolar ithalat yapıp 50 milyar dolardan fazla tarımsal dış ticaret fazlası veren Hollanda'yı nereye koyuyorsunuz? Hollanda Avrupa'dan başka bir kıtaya taşındı da haberimiz mi olmadı yoksa? Siz işte bu rakamlara bakarak bu yıl ektiğinden zarar eden çiftçimiz yok diyorsunuz. Ama buna kimse inanmıyor. Başta çiftçilerimiz inanmıyor. Sayın Bakan, sizin tarım ve hayvancılıkta hiçbir sorun yok sanmanız normal. Çünkü sahada değilsiniz. Çiftçiye uzaksınız. Aslında tarımın en temel sorunu da bu. Yönetenlerin tercihlerinin kimden yana olduğu. Üretenden, ekenden, biçenden, alın teri dökenden yana mısınız? Yoksa alandan, satandan, bu işin ticaretini yapandan yana mısınız? AK Parti iktidarının 19 yıllık tercihi çiftçiden, köylüden, üretenden yana olmamıştır. AKP üretmemiş, ürettirmemiş, ithalat yapmıştır. Bu politikayla Sayın Bakan paramız var ki ithalat yapıyoruz diyerek özetlemiştir. Geldiğimiz noktada Merkez Bankası'nın kasasındaki 128 milyar dolar da dahil ülkedeki parayı bitirdiniz. Bu sebeple TL değer kaybetti, döviz aldı başını gitti. Milletin karnını nasıl doyuracaksınız şimdi? Doyursanız bile vatandaşa maliyeti ne olacak? Bu söylediklerimden sonra sakın karamsarlığa kapılmayın. Siz de Cumhuriyet tarihine geçmeyi başardınız. Nasıl mı? Galoşla tarlaya giren ve kepek buğdaydan fazla para ediyor dendiğinde kepek ekini o zaman diye Tarım Bakanı olarak tarihe geçtiniz. Bu da az şey değil hani. Teşekkür ediyorum. Sayın Bakan'a şunu sormak istiyorum. Eğer dinliyorsa şayet beni. Biraz sessizlik olursa. Bu yıl yangınlar hepimizin bildiği gibi hepimizin içini yaktı. Gerçekten çok yıllara bakıldığında önemli bir alanımızı kaybettik. Birçok yerde yangın oldu. Tabii bazı yerlere geç müdahale olduğu için yangının zararı da bu derece arttı. Tabii uçakların geç kiralanması veya Türk Hava Kurumu'ndaki uçakların kullanılmaması birçok eleştiriler yapıldı. Ama gördüğümüz bir manzara daha var. Orman Genel Müdürlüğümüz maalesef elindeki 155 arazi aracını her yıl mübayayla satarken bu yıl bedelsiz olarak hibe etme yoluna girdi. Yani anlaşılıyor ki hani imkanımız yok, ekonomimiz kötü diyemez. Eğer öyle olsaydı bunları hibe etmezdi. Varsa, eğer ekonomisi iyiyse, Orman Genel Müdürlüğü'nün imkanları fazlaysa bu kiralamalar niye zamanında yapılmadı ve bu yangınların bu kadar büyümesi neden engellenmedi? Hadi bunları belediyelere verdiniz, onu da anladık. Ama hiç değilse bu araçlara verirken bu 155 arazi aracını belediyelere adaletli dağıtsaydınız. Maalesef bütün araçları Cumhur İttifakı'nın belediyelerine verdiniz. Yaklaşık 155 aracın 123'ünü AK Parti Belediye'ye, 32'sini MHP'li Belediye'ye verdiniz. Sadece 4 tanesini diğer belediyelere verdiniz. Burada da adaletinizi de Orman Genel Müdürlüğü'nün de yaptığı çalışmaları da görmüş olduk. Bir diğer konu Sayın Bakan, fındıkla ilgili konu. Hani burada Cemal Bey de var, sözüm biraz da ona. Kendisi geçmişte Fisko Birlik Genel Müdürlüğümüzü de yaptı. Bölgemizin de milletvekili. Geçen yıl açıklanan 22,5 lira Giresun kalite Levent fındığı, 22 lira da Ordu kalite fındığı ile ilgili hani açıklama yapmıştı ve 22 liradan başlayıp 26 liraya kadar çıktığını söylemişti ki doğru. Fakat bu yıl 26,5 lira fiyat açıklandı Ordu Levent kalite için ama şu anda 23,5 lirayı maalesef yukarı çıkmadı. Geçen yıldan bile düşük fiyatlara satılıyor şu anda piyasada ve 11 Ağustos 2021'de açıklandığında eğer bu döviz getiren bir ürünse, ihraç ürünü ise 3.7 dolardı. Şimdi 2.7 dolara kadar düştü. Bunun tabii ki yükü tamamen üreticimizin üzerine. Üretim maliyeti artık karşılanamaz noktaya geldi. İktidar sadece 2020 yılında bir uluslararası fındık şirketine 667 milyon lira destek verdi. Hani yerliyiz, milliyiz diyoruz ya. Peki bizim ihracatçılarımıza niye destek verilmiyor? Üreticimize niye destek verilmiyor? Şu anda büyük bir mağduriyet içerisinde bu
içinde yaşadığı olumsuzluğun telafisiyle ilgili tek bir adım neden atılmıyor? Bir uluslararası firmaya bütün üreticiyi, bütün ihracatçıyı, bütün sanayiciyi teslim etmek hangi akıl, hangi mantıkla bağdaşıyor anlamak mümkün değil. 2019-2020 sezonunda 343 bin ton ihracat yapmışız. Karşılığında 2 milyar 312 milyon dolar gelir kazanmışız. Bu yıl ise maalesef 2 milyar 10 milyon dolara kadar düşmüş. Bakın 2015 yılında ihraç ettiğimiz 1 kilogram iş fındık başına 11.77 dolar alıyorduk. Sene 2020 yani geçen yılı söylüyorum. İhraç ettiğimiz 1 kilogram iş fındık başına 6.87 dolar alıyoruz. Hem ülkemiz kaybetmiş, hem üreticimiz kaybetmiş, hem biz kaybetmişiz. Bu fındık üreticisinin mağduriyetini sadece doğrudan gelir desteği vererek veyahut da TMO'yu devreye alarak çözdüğünüzü zannetmeyin. Üretici perişan, her yıl aynı şeyi yaparak sanki üreticiye katkı sağladığını düşünüyorsunuz ama yanlış yapıyorsunuz. Teşekkür ederim. Vekilleri, tarım dünyanın en stratejik alanı. İnsan ve dünyadaki diğer canlı dostlarımızın gıdasının tamamı tarımda elde edilmektedir. Dünyada su sıkıntısı ve gıda sıkıntısı önümüzdeki yıllarda çok daha fazla yaşanacaktır. Dünyanın devlerinden Bill Gates bunu anlamış olacak ki 200 bin dönüm arazi aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde tarıma yöneldi. Tarıma yöneldi. Niye? Çünkü tarımın geleceği var. Tarımın geleceği onlar da çok iyi fark edilmişken maalesef bizde gittikçe tekmeleniyor değerli arkadaşlar. Sayın Bakan, bugün 9 lira, 9,5 lira, 10 lira gübreye para verilip de üretim yapılamaz. Bugün değerli arkadaşlar hepinizin bilmesini istiyorum. 50 kilogramlık şeker fiyatı, 50 kilogramlık şeker torbasının fiyatı 250 lira. 50 kilogramlık gübre torbasının fiyatı 500 lira. Değerli arkadaşlar, bu şekilde üretim yapılırken gübre kullanılmayacak. Gübre kullanılmayınca da bu ülkede muazzam bir kıtlık yaşanacak. Verim düşüklüğü yaşanacak. Bu gösteriyor ki önümüzdeki 2022 yılında 6 milyon, 7 milyon ton açığımız olacak. Bu açığı kapatmak için dışarıdan ithalat yapmak zorunda kalacaksınız. Dışarıdan ithalat yapmak neyle oluyor? Dövizle oluyor. Dövizi dışarıdan nasıl alıyorsunuz? Faizle alıyorsunuz. Türk çiftçisine vermediğiniz desteği yabancıların para babalarına veriyorsunuz. Yabancıların çiftçilerine veriyorsunuz ithalat yaparak. Sayın Bakan, ülkemizde çiftçilik bu vaziyette. Çiftçiliğin artışının en büyük nedenlerinden birisi sulamadır. Halbuki Trakya'nın merkezinde bulunan Ergene Nehri bugün zehir akıtmaktadır. Zehir akıtan bu nehri 20 yıldır maalesef temizleyemediniz ve bu bölgedeki bütün tarım arazilerini sulayan bu nehir bugün zehir sulamaktadır. Bunun yanında hayvancılığa sıra gelince arkadaşlar hayvancılık konusunda üretim yapalım derken dışarıdan ithal edilen etlerle hayvanlarla kurbanlık kesen bir hale geldik. Şimdi dışarıdan et almakla ucuzdan mal ediyorsunuz. Türk çiftçisine, hayvan üreticisine vereceğiniz destekle daha ucuz mal edilmez mi bu? Elbette edilir ama niyet bu değil. Aynı şekilde ormanlar konusunda da Sayın Bakan, ormanlar hikayeye döndü. Yandı bitti kil oldu gibi. Ormanları maalesef yaktınız, yıktınız, yok ettiniz. Türk Hava Kurumu'na ihale vermektense Rusya'ya ihale vererek hem döviz kaybına sebebiyet verdiniz, hem de ormanları yanmasına engel olamadınız, ormanları mahvettiniz. Şimdi gerek buğday, gerek diğer gıdalar ama en önemlisi hayvancılıkta Türkiye'yi yabancılara muhtaç ettiniz. Benim anladığım şu, Türkiye'deki hayvan üreticisini, çiftçiyi zarar ettirerek elindeki hayvanları ve tarlaları almak istiyorsunuz.
ve kendinizin yandaşlarına ithalat yaptırarak onları zengin etmek istiyorsunuz diyorum. Saygılar sunuyorum. Sayın Bakan, türkülerle aranız nasıl bilmiyorum. Türkülerle aranız iyiyse Kayseri'nin Gesi bağları ve Erkiletlice'li bağlar bozuyor türkülerini. İyi bilmeniz gerekir. Bunu niçin söyledim? Çünkü artık Gesi'de bağ kalmadı Sayın Bakan sayenizde. Bağlar kuruyor. Çünkü belediye suyun saatini 80 liraya sattığı için Gesi'li hemşerilerin bağlarını sulayamıyor. Bağıyla, bahçesiyle, bostanıyla meşhur Gesi'mizde insanlarımız su faturalarına yetişemediği için ne bağını, ne bahçesini, ne de bostanını sulayabiliyor Sayın Bakan. Sayın Bakan, Gesi'li hemşerilerimiz Günyan ilçesine kadar gelmesi planlanan kapalı sistem sulamanın Gesi'ye kadar gelmesini, Tuğra'nın, Bürüngüz'ün ve Gesi'nin de bu sudan faydalanmasını istiyor. Böyle bir çalışmanız olacak mı? Sayın Bakan, artık Erkilet güzeli bağlar da bozamıyor. Yine sayenizde Erkilet'te bağ kalmadı. Erkilet'in hemen yanı başında Yamula Barajı var. Yamula Barajı yapılırken elektrik üretimi kadar önemli bir diğer nokta ise barajın tarımsal sulamada da kullanılmasıydı. Sadece Kayseri için değil, Yozgat, Kırşehir ve Nevşehir illeri için de büyük bir önem taşıyan Yamula Barajı'nda tarımsal sulama konusunda da sınıfta kaldınız. Geçtim Yozgat'ı, Kırşehir'i, Nevşehir'i, Yamula Barajı'nın hemen yanı başındaki Hasancı, Kuşçu, Çevril, Emiler, Taşan, Hırka mahallelerimiz de tarımsal sulamadan nasibini alamadı. Yine Bahçecik Barajı Pınarbaşı'ya, Pınarbaşı da Bahçecik Barajı'na bakıyor ama bir türlü tarımsal sulamada kullanılmıyor. Sayın Bakan, hatırlar mısınız bize ilkokulda, ortaokulda Türkiye tarımda dünyada kendi kendine yeten 7 ülkeden birisi olarak öğretilirdi. Öğretilirdi ama bugün bir türlü kendi kendimize yetemiyoruz. Sırbistan'dan lopet, Rusya'dan buğday, İsrail'den tohum ithal ediyorsunuz. Siz de bu duruma paramız var ki ithal ediyoruz diye açıklıyorsunuz. Sayın Bakan, artık Türk çiftçisi gerçekten perişan. Türk çiftçisinin parası yok. Türk çiftçisi evine ekmek götüremez durumda. Sayın Bakan, bakanlığınızın Yüksek Komiserler Kurulu var. Bu kurulun ne iş yaptığını biliyor musunuz? Bu kurul üyeleri kimler, kimlerden oluşuyor? Sayın Bakan, yanı başınızda oturan bakan yardımcılarınızın hepsinin bu kurula üye olduğunu biliyor musunuz? Sayın Bakan yardımcıları bu kuruldan ne kadar ücret alıyorlar? Çiftçinin elektriği tarlasında kalmışken, kanunla yasaklanmış olmasına rağmen traktörü haczedilirken, neredeyse her gün zamlanan gübre fiyatları yüzünden artık üretimden koparken, bakanlığınız bünyesindeki bürokratların ikişer, üçer hatta daha fazla maaş almasını ahlaki ve vicdani buluyor musunuz? Sayın Bakan, biz çiftçilerimiz zor durumda olduğunuzu söylüyoruz. Siz de ısrarla çiftçilerimizin zarar etmediğini ileri sürüyorsunuz. Ben sizi gerçekten Kayseri'ye davet etmek istiyorum. Gelin Kayseri'de Pınarbaşı'ya gidelim. Pınarbaşı'da çiftçi kar mı ediyor, zarar mı ediyor? Kendi gözlerinizle görün. Yahyalı'ya gidelim. Yahyalı'da elma üreticisinin durumu nedir? Zarar mı eder, kar mı eder? Birlikte görelim. Tomarza'ya gidelim. Tomarza'da kabak üreticisi ne haldedir? Derdini bilen var mı? Birlikte bakalım. Sayın Bakan, bir de son olarak atama bekleyen veteriner hekim, gıda mühendisleri, ziraat mühendisleri, su ürünü mühendisleri, balıkçılık mühendisi ve bu mesleklerin teknisyenleri için bir atama planınız var mı? Varsa ne zaman? Teşekkür ederim.